Fırat Spor ekranlarından hepinize merhabalar sayın seyirciler. Bugün spor yorumcusu Cevahir Hocam, eski FIFA kokartlı hakemimiz Mevican Hocam bana eşlik edecekler. Evet Cevahir Hocam, bugünkü Atşehir Belediye ile Los Santos Boys mücadelesi hakkında görüşlerinizi alalım. Şimdi ben bugünkü maçın ortada geçeceğini düşünüyorum. Özellikle Los Santos Boys takımının kanat oyuncusu Selim Dünya'dan güzel bir performans bekliyorum açıkçası. Heh, hocam iyi hatırlattın ha. Geçen gün de onlar bizim mangala geldi. Vallahi bir mangal yapmışız var ya, anlatamam. Ya bak hocam, program başından konuyu saptırmayalım. Ben burada adamın futbolculuk yeteneklerinden bahsediyorum futbol programında. Bana ne sen mangal yaptıysan? Tamam hocam, sinirlenmene gerek yok, kızma. Mangaldan sıkıldıysan bir barbekü yapmışız var ya, of of. Ya şimdi de barbekü diye çıldıracağım ya. Cevahir hocam, lütfen ortamı germeyelim. Lan kim ortamı geriyor? Adam yarım saattir programı kasaba çevirdi. Ben futbol konuşmaya çalışıyorum burada. Adamı sinir etmeyin bak, giderim ha. Şimdi hocam, hazır ortamı germek demişken geçen bir antrikot almışız, böyle eti gergin var ya, of of of, böyle sinirsiz Allah'ım. Ya futbol programında mıyız, Casabrino'nda mıyız anlamadım ya. Arkadaşlar lütfen bir kendinize çeki düzen verin ya. Böyle devam ederse ben daha fazla duramam burada yalnız. Ne konuşuyorsun oğlum sen oradan? Gelmişsin orada futbol futbol diyorsun. Sanki bilmiyorsun seni ha. Ya şu Selami Şahin çakması arkadaşı şuradan alın ya. Sonra Türk futbolu niye gelişmiyor? Gelişmez tabi arkadaş. Sen kimsin oğlum? Kimsin? Konuşma lan oradan. Gelmiş orada yok futboldu, şeydi buydu. Moderatör bey bakın, sahip çıkın şu adama. Vallahi elim ayağım titriyor ha. Tabi baktın diyecek laf yok, hemen moderatörün arkasına saklan. Sonra niye gelişmiyor futbol, niye gelişmiyor? Alayını şikeci lan. Sen kime şikeci diyorsun sana oğlum? Sana diyorum lan şikeci diye. Senin mangala. Çağırma sen, yok çağırma mangal lan. Mangal. Çağırma bak, sen çağırma. Konuşma oğlum. Bak, zaten affedimi geçiyorsun lan, şikeci mi belli değil. Gelirim lan. Gelmeyen adam değil ama gel. Evet sayın seyirciler, stüdyodaki gergin anlar umarım reytinglerimizi de arttırmıştır. Alo. Ha Celal baba. Aynen baba, aynen. Aynen aldım. Biraz direttiler ama. Tamam baba. Tamam getireceğim, tamam. Tamam. Kebap. Olur baba. Soğan olmasın. Yok, ben soğan yemiyorum. Tamam. Tamam, onların da selamı var. Haydi güle güle, haydi. Alo. Celal baba. Bizim şu kebap işini biraz erteleyelim mi? Yok kaçma, ne kaçması baba ya? Yok soğan, biraz soğanı hatırlayınca midem biraz bulandı baba. Baba ayıp ediyorsun ki, benim elimden mi kaçacaklar? Yok Davut'u yollama, yok sıkıntı yok. Tamam, yok diğer bölüme geliyorum ben oraya. Evet arkadaşlar, Survivor 2017 finallerine kalan son 3 kişisiniz. Bu konu hakkında neler hissediyorsunuz? Şimdi Semih abi, sonuca kaldığım için çok mutluyum. Yani size bir özlü söz paylaşmak istiyorum. Gaz fren şanzıman, halim oldu darma duman. Benim adım Hakkı. 93 yaşındayım, Bağkur'dan emekliyim. Hakkı dayı, bu o program değil. Ne? Bu o program değil. He? Lan bu o program değil. Burası izdivaç değil mi? Oho. Hakkı dayının kafa gitmiş. Meycan kardeşim, neyse sen kendi görüşlerini söyle. Hakkı dayının kafa kokonat yemekten gitmiş. Vallahi son 3'e Cevahir abimiz, Hakkı abimizle kaldığım için çok mutluyum. Gerçekten çok temiz insanlar, yürekleri temiz. Programdan sonra da kesinlikle onlarla görüşmeyi düşünüyorum. Kendileri de tabii düşünürlerse. Hani benim diyeceğim bu kadar. Gerçekten adam gibi adamlar. O zaman adadan gitmesini istediğiniz ismi yazmak için sizleri papirüslerimizin başına alalım. Hakkı, Mevi, siz nasıl adamlarsınız ya? Size Nazım Hikmet'ten bir söz söylemek istiyorum. Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz, haberimiz yok. Yok lan o Müslüm Gürses'in. Neyse, uzun lafın kısası, beni bu adada kimsenin yazacak yüreğinin olmadığını düşünüyorum. O yüzden tehlikeyi de göze alıp kendimi yazıyorum lan. Adamsanız yazarsınız lan beni. Benim adım Hakkı. 93 yaşındayım. Cevahir'i yazacağım. Çok mutluyum. Gururluyum. Bütün taliplerimi bekliyorum. Bu Cevahir var ya, bu Cevahir. Adada kendisine abi dedirtiyor. Hiçbir iş yapmıyor ama. Ne abiliğini gördük, ne efendiliğini gördük. 7-24 yatıyor. Yok oradan yengeçleri sen tut, yok balıkları sen yakala. Geçen gün baktım ağacın altında oturmuş, ayak ayak üstüne atmış. Benim kırdığım kokonatları geliyor oradan araklıyor. Şimdi her şeyi bir kenara bırakalım. En kıl olduğum isim Cevahir. Bu yüzden seni söylüyorum. Git lan adadan. Evet arkadaşlar. Hepiniz oylarınızı kullandınız. O zaman ben de sizi ve seyircilerimizi çok bekletmeden bugün adaya veda edecek ismi söylüyorum. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz.
Hiç internette dana aradınız mı? Değişik kasaplarda aynı dana için onlarca fiyat olduğunu fark ettiniz mi? DanaGo sizi büyük bir yükten kurtararak sıfırdan fazla web site ve uygulama üzerinden 500 binden fazla dananın fiyatlarını anında karşılaştırır. Ve sırf size iplik olsun diye her YouTube videosunda karşınıza çıkar. Danamız, dananızdır. Bugün adaya yarım saatte söyleyecek herhalde. Cevahir. Evet. Sen elendin. Nereden? Adadan. Bir yanlışlık olmasın? Maalesef yok. O zaman benim yerime Hakkı dayıyı gönderseniz. Kafa gitmiş zaten. Hem yaşlılara öncelik tanımak lazım. Maalesef öyle bir şey yapamıyoruz. Gitmiyorum lan o zaman. Hadi bakalım kim gönderecek beni? Vallahi gitmiyorum. Polat abi. Testere diye biri seni görmeye geldi. Polat abi. Ne oldu buna? Yok Cevahir, yok ya. Yok, bu adam bizi dinlemiyor. Niye, ne oldu ki? Başka diziye gidecekmiş, o yüzden böyle oldu bu. Bak doğru ha, hiç düşünmemiştim bunu ben. Hayır, tribi kime yani? Kime atıyor yani o tribi? Kime atıyor? Aynen, katılıyorum. Çok para alıyor zaten ya. La bunun aldığı maaşla bizim evin 6 yıllık taksidini öderiz ha. Şimdi düşününce benim de aklıma geldi, doğru söylüyorsun ha. Zaten adam kaç sezondur ölmüyor, ölümsüz müdür, in midir, cin midir anlamadım ha. Yok ya, o kadar da değil, abartma. Bak şimdi bak. Ne yaptın lan? Ölmüyor işte. Gör diye yaptım. Tamam ölmedi de niye abartıyorsun? Ya ne abartması? Sen abartma görmemişsin. Kaçsak mı acaba? Edna abi, şimdi bak anlattığım gibi senin bu Bahlül'ün yengemiz Bikter ile bir ilişkisi olduğunu biliyorsundur diye düşünüyorum. He bak bir de aklıma gelmişken şey diyeyim abi. Bizim yengemiz Bikter'in annesi var ya. Onun kayınçosu Remzi Bey'in senin kapıcının kızının kayınvalidesinden bir çocuğu varmış diyorlar. Vallahi ben de söyleyenlerin yalancısıyım yani. Bir de senin şu aşçı var ya. Onun eltisinin görümcesinin oğlunun manevi kızının yeğenin de gözü var diyorlar. Benden duymuş olma şimdi bak. Anladın mı Ednan abi? He anladım. Dizi uzasın diye saçma bakışma sahneleri çekiyoruz. Tamam. Geçen yönetmen söylemişti. Ednan abi bu arada siz nasıl bir ailesiniz lan? Sadece gerçeklerin ve doğrunun konuşulduğu yer, gerçeğe doğruya hepiniz hoş geldiniz. Bugün mağdurumuz Testere Bey burada. Testere Bey merhabalar. Merhaba. Evet Testere Bey, iddianıza göre eşiniz Samahar Hanım sizi terk edip en yakın arkadaşınızla kaçtı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence eşim, en yakın arkadaşım Slenderman'le kaçtı. Yalnız Testere Bey, Slenderman yanınızda. O zaman eşim, en yakın arkadaşım Hakkı ile kaçtı. Yalnız Testere Bey, Hakkı Bey de yanınızda da. Hakkı dayı, senin saçına ne oldu öyle ya? Berber yaptı. Böyle daha genç gösteriyormuşum. Anlıyorum Hakkı dayı. Tamam, o zaman biz konumuza dönelim. Testere Bey, bu iddianız da asılsız çıktı. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? O zaman eşim, en yakın arkadaşım Chucky ile kaçtı. Bakın o doğru olabilir. Chucky burada yok, aynen. Gerçeğin yüzüne şimdi düşebiliriz. Bir dakika, yönetmenim beni uyarıyor. Samahar Hanım'ın babasının bu konu hakkında görüşlerini dile getirdiği bir video varmış elimizde. Hemen onu izleyelim. Şimdi büyük ihtimal testlerinin kafasında iki soru işareti var. 1. Dayak nedir? 2. Neden atılır? Yani diyeceğim o ki, testere getirtme beni oraya. Evet Testere Bey, Samahar Hanım'ın babasının görüşleri böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? O zaman ben vücut sağlığım için İddialarımı geri alıyorum. Samahar Hanım da zaten pazara gitmiştir. Geri döner herhalde. Dönmezse de sıkıntı yok. O zaman bu ailemizi de kavuşturduğumuza göre saçma programımızın ilk ve son bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ama şunu asla unutmayın. Gerçekler her zaman gün yüzüne çıkacaktır. Hepinize güle güle. Tamam arkadaşlar, program bitti. Herkes arka kapıdan servislerine binebilir. Geldiğiniz için teşekkürler. Kapıda ücretlerinizi alacaksınız. Sağ olun. Arkadaşlar merhaba, ben MC Wrong Number. Bugün bütün YouTuber'lara diss atacağım. Hepinize iyi seyirler. Let's talk about my venom is slow or shut the fuck up. Let's talk about where enemies go or shut the fuck up. You know this is my daily life and shut the fuck up. I will stab you every day and night. So
or shut the fuck up. Let's talk about my venomous tanks, or shut the fuck up. Let's talk about which enemy's next, or shut the fuck up. You know this is